Meryem Ana heykeli Hasköy'ün gezilecek, görülecek yerlerin en başında burası geliyor. Hemen yanında da Çan Kulesi var. Buranın bir güzelliği de şehrin manzarasına sahip olması. Çan Kulesi'ne geldim. Şimdi bayağı dolambaçlı merdivenleri var. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle böyle devam ediyor. Yani bu kadar merdiven niye çıkılır? Manzara süper. Yine burası da gezilecek, görülecek yerlerin arasında. Tavsiye ederim burayı da. Muhtemelen 100'den fazla adım çıktım. Nefes nefese kaldım. Şimdi manzarayı bir görelim. Bütün şehir ayak altında burada. Gerçekten bu kadar merdiven çıkmaya değiyor. Dönelim. Tavsiye ederim, mutlaka gelin. Gelin, çıkın, görün. Hasköy güzel bir yer. Görecek yerleri de tavsiye edildiği kadar var. Evet, şehir merkezine geldim. Gezilecek yerlerden bir tanesi de bu tarihi Saat Kulesi. Burası şehir meydanının olduğu yerler yaklaşık. Şimdi yavaş yavaş diğer tarafa doğru gidiyorum. Orada da Yeni Saat Kulesi var. Evet, yaklaşık birbirine 50-60 metre mesafede bu modern olan Saat Kulesi, diğeri de tarihi Saat Kulesi diye geçiyor. Tüm Bulgaristan'da gördüğüm en ilginç şeylerden bir tanesi bu kumarhane gibi yerler. Gerçi bet tam olarak bahis demek anladığım kadarıyla. Gerçi burada rulet, slot, bu da yazıyor. Muhtemelen buralar kumarhane. Hemen yanında para bozduruyorsun. Sonra gelip burada o parayı direkt kaybediyorsun. Zaten mevzu bunun üzerine kurulu. Bu anıtın bir benzeri Tırnova'da da vardı. Oradaki biraz daha heybetliydi gerçi. Üzerinde her tarafında, şöyle etrafında döneyim, Bulgaristan'ın katıldığı savaşlarda o dönemin kıyafetleriyle subayların ya da askerlerin heykelleri var. Şöyle rengilerin etrafında. Savaşın olduğu döneme denk gelen kıyafetler var. 1885'te katıldıkları savaş. Orada da böyleydi. Savaş boyunca
katıldıkları savaşlarda askerlerin giydiği kıyafetler o savaşın olduğu bölümdeydi. Bu da hemen hemen onun gibi. Tek fark o biraz daha büyüktü. Çocuklar yeter ki kamera görmesinler. Hemen kadraja girmeye çalışıyorlar. Evet. Altında, hemen altında küçük bir park var. Pisarya diye bir yer. Orada kalıyorum. Yani Booking'den ayarlamıştım. Çok da bildiğimden değil. Yani buraları sonuçta bilmiyorum. Ama temiz, güzel bir yermiş. Yalnız geldim. Yalnız olduğunu seviyorsun. Ya şöyle, yalnız olmanın şu güzelliği var. Eğer yolculuk yapıyorsa Petar da bilir. Yalnız olduğun zaman istediğin yere gidebiliyorsun açıkçası. İstediğin yerde kalabiliyorsun. İşte buraya niye gittik, buraya niye giriyoruz derdi olmuyor. O yüzden seviyorum ben yalnız gezmeyi. Arkadaşlar çok seviyorlar, şimdi otobandan dolaşmayı. Ha, nerelere gitmiş daha önce? Yakınlara gittim daha diyor ama bu yakında oluyor. Ha, anladım, o zaman daha önemliymiş. Ben bütün şeyi gezdim. Balkanları tamamını gezdim. Türk şehirlerinin, ülkelerinin tamamını. Ondan sonra Orta Avrupa'nın tamamını gezdim. Estonya'ya gittim en son. Bunu da sürekli söylüyorum. Yani bayağı uzak bir mesafe. Tavsiye ederim. Yani daha yeni almışsın ama mümkün olduğu kadar gezmeye çalış. Gençsin. Ben 43 yaşında başladım bu işe. Daha. Türkiye'ye gelirseniz beklerim. Aksakallı gezgin. Mesaj yazarsınız. Yani. Haberleriz yok. Yani inşallah beklerim. İnşallah öyle bir şey olur. Yolunuz düşerse de. Akrabalarımız var hiç. Akrabalarımız var çok Türkiye'de. Öyle mi? Ne tarafta? İstanbul'da, Çorlu'da. Ha, bu tarafa yakın olan yerlerde. İyi, tamam. Bir de insanlarla göçmenin zamanında. Öyle. Tamam. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Tekrar çok sağ olasın. Sevgili Peter. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Burası da Kenana Parkı. Aşağıda görüştüğüm Türk arkadaş burayı özellikle tavsiye etti. Gerçi tavsiye edilmeyecek gibi değil. Dönümlerce orman. Ortasında yürüyüş yolları, çocuk parkları, her türlü şey var. Evet, şehri gezmeyi tamamladım. Şimdi de saat 8 oldu neredeyse. Çok acıktım. Gerçi bu gezi boyunca benden en çok duyduğunuz laf herhalde bu. Çok acıktım olacak. Şimdi de demin aşağıda konuştuğumuz arkadaş, kendisinin de benim kaldığım otelin olduğu mahallede oturduğunu söyledi. Saat 7'den sonra aşağıdaki parka gelirseniz Türkler çoğunlukla oralarda olurlar diye söyledi. Gerçi şehrin geneline zaten dağılmış vaziyettelermiş. Hepsi bir mahallede değillermiş. Şimdi o taraflara gidip eğer bulabilirsem Türk yemeği yemek istiyorum. Yerli yemek. Ondan sonra bulamazsam yine pizzaya devam. Malum sebeplerden her yemeği yiyemiyoruz işte. Şimdi yavaş yavaş iniyorum. Bir bakalım. Damak tadımıza uygun bir şey bulabilecek miyiz?
Merhaba dostlar. Nihayet Türkiye'ye giriş yaptım. Ben çok daha zor giriş yaparım diye tahmin ediyordum. Kapıkule'den çünkü daha önce geçmemiştim. Yoğun olduğunu duymuştum ama hiç geçmemiştim. Gerçekten de çok yoğundu. Yaklaşık 10 araba Türkiye'ye giriyorsa bunun 2 tanesi direkt karşıya geçiyordu. Aradaki free shop'u insanlar dinlenme tesisi olarak kullanıyorlar. O sayede de Bulgaristan tarafından çıkıştaki yoğunluk Türkiye'ye girişte yoktu. O yönden iyi oldu. Aksi takdirde zaten bu kadar çabuk geçemezdim ama geçmemin asıl en kolay, en önemli sebebi de insanlar öne geçmeme müsaade ettiler. Yoksa bu kadar gene de kolay geçemezdim. Sonuçta güzel bir gezi oldu. Bir hafta kadar sürdü. Eğlendim, gezdim. Yeni yeni insanlarla tanıştım. Yeni dostlar edindim. Gayet güzel geçti. İnşallah daha başka, daha farklı ülkelere de gezerim. Yolculuk esnasında benimle olduğunuz, bu gezinin videolarını izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yol boyunca mesaj atan, arayan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni yeni yolculuklarda görüşmek üzere.